Antalya'yı Tarım Orman Müdürlüğü'nden ben Çağla Seda Diceli. Tarımda doğru bilginin kısa yolu, Türkiye'nin görsel tarım kütüphanesi Antalya Tarım Online'a hoş geldiniz. Antalya'yı Tarım Orman Müdürlüğümüzce başlatılan uzmanlarla baş başa eğitim programımız tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 50. bölümümüzde stevia yetiştiriciliği konusuyla Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden Doktor Ahu Çınar hocamız bizimle beraber. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başlamadan önce sizi tanıyabilir miyiz hocam? Tabii ki sizin de bahsettiğiniz gibi Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde görev yapmaktayım 2009 yılından beri. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri bölümünde lisans, yüksek lisans ve doktoramı tamamladım. Yaklaşık 15 sene belki daha fazla 20 seneye yaklaşmıştır. Tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili çalışıyorum. Stevia ile de çalışmaya 2012 yılında başladım. Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde. Bu eğitimle de bu çalışmalarım sırasında edindiğim bilgileri katılımcılarla paylaşmaya çalışacağım. Umarım faydalı olur herkes için. Hocam inşallah çok faydalı olacaktır. Bizim sizden yana hiçbir şüphemiz yok. Şimdiden tekrardan kolaylıklar diliyoruz sizlere. Dersimizin saati geldi. Sunum dosyasını ekrana aynı şekilde yansıtabiliriz hocam. Şu an dosya geldi hocam. Tamamdır. Her şey yolunda. İyi sunumlar dileriz hocam. Teşekkür ederim. Öncelikle tüm katılımcılara tekrar hoş geldiniz demek istiyorum. Stevia yetiştiriciliği ile ilgili sizlerle bilgiler paylaşmaya çalışacağım. Sunumumda öncelikle genel bilgiler vermeye çalışacağım. Size daha sonra stevia ile ilgili bazı bilgiler vermek istiyorum. Sonrasında stevia'nın kültürel üretimi ve stevia'da kalite parametreleri ile ilgili bazı yine bilgiler vermek istiyorum. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi 2012 yılı itibariyle biz Batem'de stevia bitkisini çalışmaya başladık. Burada ilk projemiz Antalya koşullarında Stevia rubeadiana bitkisinin kültüre alınması ve adaptasyonu ile ilgiliydi. 2012 ve 2016 yıllarında yürütüldü bu proje ve başarıyla tamamlandı. Daha sonrasında bu proje de bitmeden önce aslında yine TAGEM tarafından desteklenen Stevia'nın ülkemiz farklı bölgelerine adaptasyonu ve sentetik çeşit geliştirilmesi başlıklı bir ıslah projesine başladık. Bu projede iki kademede ilerlemekte. İlk 5 yıllık dilim 2020 yılı itibariyle tamamlandı ve ikinci 5 yıllık dilimi içinde yeni teklif sunularak kabul edildi. Biz tabii bu araştırmada ilk 5 yıllık dilimde ülkemize farklı kaynaklardan getirilen stevia popülasyonlarının yine 5 farklı lokasyonda bunlar Diyarbakır, Yalova, İzmir, Eskişehir, Tokat illerimiz adaptasyon çalışması yapıldı. Çalışmaya paralel olarak Antalya lokasyonunda ıslah programı başlatıldı yine ve projenin sonunda biz ülkemiz koşullarına uygun çeşit geliştirilmesini, yine sanayi ve üreticiler için standart tohum ve fide üretimi sağlanmasını hedeflemekteyiz. Bu bölgelerde bu kadar farklı yerlerde denenmesinin temel sebebi ise stevia'nın popüler bir bitki olması ve bize kurumumuza her yerden meraklı çiftçilerin telefonlarının gelmesi aslında, her yerde üretilmeye çalışılması, bunun sonuçta bir projeyle zeminlendirilip netlik kazandırılması gerektiğini düşündük biz TAGEM olarak. Stevia ile ilgili bazı genel bilgiler vermek istiyorum size. Stevia bitkisinin ana vatanı Güney Amerika. Stevia şeker otu, bal otu bitkisi olarak isimlendiriyoruz biz. 1887 yılında Güney Amerikalı doğa bilimci Antonio Bertoni tarafından bilim dünyasına tanıtıldı bu bitki. Bitkiler aleminde kapalı tohumlular bölümünde iki çenekliler sınıfında yer alıyor stevia. Asterales takımının Asterace familyasından. Yani papatyagiller ailesinin bir mensubu stevia. Nemli ortamda ortalama 25 santigrat sıcaklıkta yetişmekte ve 60 ila 90 santim kadar boylanmakta doğal ortamında. Stevia bitkisinin Kuzey Amerika'da 79, Güney Amerika'da ise farklı kaynaklarda farklı belirtilmesi nedeniyle 220 ila 230 farklı türü olduğu belirtilmekte.
Ancak tabii ki tatlandırıcı olarak kullanılan Stevia rebediana türü. Tropikal iklim bitkisi olan Stevia doğal ortamında 500 ila 3500 metre rakımda yayılış göstermekte. Paraguay ve Brezilya'da yüzyıllardan beri tatlandırıcı ve tedavi edici özellikleri nedeniyle yerel halk tarafından kullanılan Stevia'nın Japonya ve Kore'de de uzun yıllardır tarımı yapılmakta. 40 yılı aşkın süredir bu ülkeler Stevia ekstresini tatlandırıcı ve gıda katkısı olarak kullanmakta. Hatta şeker kullanımının %40'ı kadarı Stevia ekstrelerinden sağlanmakta bu ülkelerde. Avrupa'da uzun yıllar yasaklı bir bitki olarak geçti Stevia. Ancak Kasım 2012 itibariyle Avrupa'daki yasağı da hem kullanım hem üretim açısından olan yasağı kaldırılarak serbest bırakıldı bitki. Stevia bitkisi içerdiği steviol glikozitleri nedeniyle şeker tadını vermekte bize. Aslında rafine şekerdeki gibi bir şekeri yok kendisinin. Ancak bizim o glikozitleri tat duyularımız daha tatlı algılamakta, şeker olarak algılamakta. Bir kıyaslama yapıldığı zamansa kurutulmuş haldeki şeker otu yapraklarının rafine şekerden 10 ila 15 kat daha tatlı olduğu, işlemi toz haline getirilen stevianın ise 200 ila 300 kat daha tatlı olduğu belirtilmekte. Stevia'nın genel kullanımı fotoğraflarla vermeye çalıştım. Bir yaprak olarak kullanımı var, aktarlarda satıldığı şekliyle ya da paketli olarak satıldığı şekliyle. Saflaştırılıp kristalize hale getirilmiş şekli var, toz halinde yine. Bir de yaprağından veya bu kristalleştirilmiş tozlarından elde edilen sıvı ekstraktı var kullanılan. Yaprak olarak kullanımı çok uzun vadeli ve yoğun kullanımı çok tavsiye edilmiyor bitkinin. Çünkü bilindiği gibi bitkiyi yaprak olarak tükettiğimiz zaman amacımız her ne kadar oradaki şekeri almak da olsa beraberinde birçok mikro makro molekülü de alıyoruz. Ve bunlar bazıları insan vücudunda hiç olmayan ya da çok cüzi miktarlarda olan moleküller. Bunların uzun süreli kullanımı birikime neden olacağı için insan vücudunda zarar verme ihtimali var. O nedenle de eğer yoğun miktarda kullanılacaksa ya da uzun süreli kullanımı düşünülüyorsa daha çok saflaştırılmış formlarının tercih edilmesi önerilmekte. Stevia glikozitlerinin bir diğer özelliği de 300 santigrat dereceye kadar bozulmadan durabiliyor olması. Bu da Stevia'yı ve Stevia'dan elde edilen steviol glikozitleri soğuk sıcak tüm içeceklerde, reçel ve muhallebi gibi kaynatılarak veya fırında yüksek ısıda pişirilen unlu gıdaların içinde rahatlıkla kullanabilme imkanı sağlamakta bize. Ancak tabii ki burada yine unutulmamalı ki steviol glikozitleri şeker olmadığı için, rafine şeker olmadığı için rafine şekerin bu ürünlere sağladığı koruyuculuk, karamelizasyon, kızarma gibi özellikleri de sağlamamakta. Bunları sağlayamadığı için de genel olarak steviol glikozitler enerjisi azaltılmış ürünlerde kullanılmakta. Yani şekerle birlikte %40, %60 ya da %50 oranında eklenmekte. Ürünün kalorisi düşürülmekte fakat sıfırlanmamaktadır. Stevia bitkisinden elde edilen stevia ekstresinin en büyük özelliklerinden biri de doğal tatlandırıcı ve diyet gıdası olarak kalori, yağ, sakarin ve toksik maddeler içermemesi. Stevia'nın insülin duyarlılığını ve salınımını artırıcı etkisi olduğunu gösteren bazı araştırmaların varlığı da yine diyabet tedavisinde kullanımını destekler niteliktedir. Stevia bitkisi şeker ve tansiyon hastaları için şekere alternatif önemli bir bitki olduğu, sakinleştirici etkisi nedeniyle depresyon hastaları için alternatif bir gıda takviyesi olduğuna dair de yine birçok çalışma bulunmaktadır. Ancak bütün bu faydalarının yanı sıra tabii ki yine stevia'nın da saflaştırılmış bile olsa belirlenen bir günlük alım dozu var. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi EFSA'nın tatlandırıcılar konusunda çalışılan bilimsel paneli Nisan 2010'da steviol glikozitlerin güvenilirliğini değerlendirmiş ve kabul edilebilir günlük alım değerini hem yetişkinler hem de çocuklar için 4 mg bölü kilogram olarak belirlemiştir. Şimdi stevia ekstresinin ana bileşenlerinin %70'ini steviosit ve rebediosit A oluşturmaktadır.
Bitkiye baktığımızda stereosit oranı %5 ila 10, rebodiosit A oranı %2 ila 4, rebodiosit C oranı %1 ila 2, glukosit A ve glukosit C miktarının ise az olduğu bildirilmekte bize. Tada baktığımızda tadın, yani steviol glikozitlerinden aldığımız şeker tadının %60 ila 70'inin steviosit, %30 ila 40'ının rebodiosit A, %10'unun ise diğerlerinden olduğu bildirilmekte yine. Steviosit oranı yüksek olmakla birlikte hem rebodiosit A'ya göre daha az tat vermekte, 110 ila 170 kat daha tatlı rafine şekerden, hem de steviositte istemediğimiz bir kekremsi tat mevcut bulunmakta. Rebodiosit A hem rafine şekere göre çok daha fazla tatlı hissedilmekte, 180 ila 400 kat kadar, hem de bu kekremsi tata sahip değil. O nedenle de rebodiosit A'nın daha yüksek, steviositin daha düşük olması istenmekte ve bu oran, yani rebodiosit A miktarı ile steviosit miktarının oranı bir kalite parametresi olarak kabul edilmekte. Bu değerin 2'ye yakın olması tercih edilmekte. O nedenle de bu oranlar önem taşımakta. Şimdi bu bilgilerden sonra stevia'nın kültürel üretimine geçeceğiz. Tabii ki kalite önemli. Şekerotu bitkisi ülkemizin ekim desteğinde son yıllarda yer alan ve her gün üretimi artan bir tarımsal ürün. Ancak dediğim gibi uygun koşullarda üretilmediği takdirde özellikle sanayide kullanımı çok mümkün olmamakta. Çok yıllık bir bitki stevia ve uygun yetiştirilme koşullarında 5 ila 7 yıl değerlendirilebilmekte. Bitki kurutulmuş yaprak ve bu yaprakların işlenmesiyle kullanım alanı bulmakta. Ayrıca yüksek kalitedeki ürünlerin yurt dışında pazarlama şansı da yine bulunmaktadır. Bu aşamada tabii ki sizin ürününüzü ne kadar değer katarak satabileceğiniz, ürününüzün kaliteli olması ve doğru ürün olması belirlemekte. Ülke tarımı için yeni bir bitki olan stevia yetiştiriciliğinde ise bu noktada büyük bir bilgi kirliliği bulunmakta. Bunun sonucunda da tabii ki üreticiler yetiştiricilik ve pazarlamada bir takım sorunlar yaşamakta. Bunun en büyüğü mesela bir haber çıkmakta, kilogramını 600-700 bin liraya satıldığıyla ilgili kuru yaprağının. Bu noktada üreticiler stevia'ya yönelmekte, ancak ürettikten sonra aynı satış kanalına ulaşamazsanız o fiyata satmanız çok mümkün olmuyor. En iyi ihtimalle aktarlarda değerlendirebiliyorsunuz. Bu da tabii ki hem stevia hem de tıbbi bitkilerde doğru üretimi de engelleyen bir noktaya geliyor. Çünkü üreticiler bir kere böyle bir zarara uğradıktan sonra tekrar üretmek istemiyor. Tıbbi bitkilerde olduğu gibi stevia'nın özellikle fidesi yüksek fiyatta satılmakta ve ilk yatırımı bütün tıbbi bitkilerde olduğu gibi stevia'da da çok yüksek maliyet gerektirmekte. Tabii ki stevia'nın özellikle sulama gereksinimin olması, fide maliyetinin yüksek olması da bu masrafları arttırmakta. Bu sorunları önleyebilmek adına stevia yetiştiriciyle ilgili bazı genel yetiştiricilik bilgileri vermeye çalışacağım ben birazdan size sonraki slaytlarda. Burada tabii ki daha çok bizim yürüttüğümüz projelerde edindiğimiz deneyimlerle birlikte vermeye çalışacağım yine bunları. Bitkinin iklim isteklerine baktığımızda doğal yayılış alanları dışındaki birçok yerde yetiştiriciliği yapılan stevia dünyada birçok iklim bölgesine başarıyla adapte edilmiştir. Tabii ki bu adaptasyondaki başarının temel nedeni bitkinin yetiştirileceği yerleri seçilirken doğal yayılış alanına uygun yerler olması. Bu noktada bitkinin yıllık 1500 ila 1800 milimetre yağış istediği ve 30-32 santigrat derecede iyi yetiştiği bilinmekte. Gündüzleri 45 santigrat derecenin üzeri ve geceleri de 5 santigrat derecenin altındaki sıcaklıkların bitkiye yine zarar verdiği bildirilmektedir. Bitki kısa gün bitkisi. Yani kısa gün koşullarında bitki generatif aksamı oluşturmaya geçmekte, çiçeklenmeye geçmekte. Bu nedenle de bitki Türkiye koşullarında sonbahara doğru çiçeklenmekte. En iyi ihtimalle Ağustos sonu, Ağustos ortasından sonra Eylül'e doğru.
ülkemizde yazın çiçeklenmeyerek vejetatif gelişme göstermekte. Tabii ki istisnai olarak gün uzunluğuna duyarsız çeşit ve hatlar var. Ancak bunu biz şu anda bunun dışında tutuyoruz. Yine subtropikal bir bitki olan stevia genel olarak yüksek ışık yoğunluğu ve 32 santigrat derecede yüksek yaprak üretimi göstermekte. Bitkinin toprak isteklerine baktığımızda drenajı iyi topraklar tercih edilmeli. Uzun süre nemini tutan topraklardan kaçınılmalı. Yine aynı şekilde yüksek kil içeriğine sahip siyah pamuk toprakları tercih edilmemeli. Organik madde içeren hafif bünyeli ve iyi drenajlı topraklar ideal olmakta. Stevia bir yetiştirilme ortamında nem istemekte, ancak bu nemin fazla olması bitkideki fungal hastalıkları tetiklemekte. O nedenle bu sınırı çok iyi belirlemek gerekiyor. Ve sık aralıklarla kısa süreli sulamaların uygun olacağı düşünülmekte o nedenle. Ama topraktaki su tutma kapasitesi yüksek olursa, ağır bünyeli toprakları olursa bu kaçınılmaz bir noktaya geliyor. Yine pH'ye baktığımızda 6-7 pH'ye sahip kırmızı toprak ve kumlu tınlı toprakların ideal olduğu belirtilmekte. pH değerinin 8'in üzerinde olduğu tuzlu topraklar stevia yetiştiriciliği için uygun bulunmamakta. Yine besin elementleri bakımından fakir olan topraklarda organik madde ve mikro besin elementleri verilerek toprakta uygun koşulların sağlanma imkanı bulunmakta. Toprak hazırlığına geldiğimizde klasik üretim toprak hazırlığı şeklinde yapılmakta. Yani keseklerin parçalanması ve yabancı ot kontrolü için toprak önce pullukla sürülmekte, sonrasında diskaro çekilmekte. Eğer yükseltilmiş yataklarda sırta dikim yapılacaksa 15-20 santim yüksekliğinde ve 50-60 santim genişliğinde sırtlar oluşturulur. Sırt araları makine ile yabancı ot mücadelesi ve hasat için uygun olacak şekilde ayarlanmalıdır. Sırt üzerindeki bitkiler arası mesafede yine 20-30 santim olacak şekilde dikim yapılır. Burada tabii verdiğimiz 50-60 santim genişlik ya da sıra sırt araları genelleme olarak verilmekte, ama burada asıl önerilen üretim yapılacak yerin kendisinin alışılagelmiş o sıra aralığı neyse ondan devam edilebilir. Yani pulluk ayarının vesairenin ayarlanması gibi bir sıkıntı yaşanmaması için hem sırtı ekimlerde hem sıraya ekimlerde o sıra arası mesafe buna göre ayarlanmasında bir sıkıntı olmamakta. Sırt oluşturulmadan dikim yapılacaksa yine makine ile yabancı ot mücadelesi ve hasat için uygun sıra arası mesafe belirlenir. Sıra üzerinde bitkiler arası mesafe de yine 20 ila 40 santim olacak şekilde ayarlanarak dikim yapılır. Şimdi burada soldaki fotoğrafta sırta yapılan bir dikim görülmekte. Sağda ise sırtsız düz alana, sırt oluşturulmadan yapılan bir ekim görülmekte. Belirtildiği gibi daha önce de sıra arası mesafeler makineli yabancı ot mücadelesi ve hasata uygun olan aralıklar seçilmesi tercih edilmelidir. Bu iş gücünü azaltacaktır. Çünkü stevia'nın özellikle ilk yılında maliyeti oldukça yüksek olduğu gibi ürününüz de az olacaktır. Tek biçim alacaksınız Eylül'de. Daha sonraki yıllarda biçiminiz artacak. Tek biçim alındığı sene aynı zamanda bitkileriniz sıraları tam örtmediği için yabancı ot mücadelesi de yüksek miktarda gerekecek ve biz genelde herbisit kullanımı önermediğimiz için kalıntı bırakmasından dolayı bunun elle yapılması gerekecek. Yani elle yapılabilmesi uygun olmalı, ama mümkün olabildiğince sıra arasında makinelerle gidilmeli. Burada yine genel olarak işleme görülüyor. Baştaki fotoğrafta sıra arası bentler oluşturuluyor. İkinci fotoğrafta sulama sistemi kuruluyor. Biz daha çok malçlama tercih ediyoruz. Çünkü yabancı ot mücadelesi gerçekten bizim ortamlarımızda çok zor. Ona zaman ayırmak veya emek ayırmak zor olacağı için, işçiliği çok fazla olduğu için malçlama yapıyoruz. Ama çok büyük alanlarda tabii ki malçlama çok büyük maliyet getirecektir. Fakat sıra aralarında belki düşünülebilir. Yine son fotoğrafta da bitkilerin şaşırtılması görünüyor.
Üretim tekniğine baktığımızda stevia'da tohumların çimlenme oranı oldukça düşük. Bu nedenle tohumla çoğaltım çok tercih edilmemekte genel olarak. Ancak son yıllarda özellikle Çin'de yapılan ıslah çalışmaları neticesinde çimlenme oranının %90'ın üzerine çıktığı ticari çeşitler var. Özellikle yüksek miktarda fide sağlanmasında tohumla üretimde büyük avantajları var. Çünkü 1000 tane, 2000 tane fide için ya da 30 bin tane fide için evet çelikle üretim yapabilirsiniz ama 100 bin tane, 500 bin tane üretime bitkiye girdiğiniz zaman bunun çeliklemeyle yapılması gerçekten çok zor. Tohumla üretim her zaman için bu aşamada daha avantajlı. Ancak bahsettiğim gibi tohumla üretimde de tohumun çimlenme oranına dikkat etmek gerekiyor. Tohumda çimlenmenin düşük olmasının temel nedenleri benim deneyimlerime göre bitki bahsettiğim gibi Eylül'de çiçeklenmeye ve tohum bağlamaya başlıyor. Ve bitki sürekli olarak koşullar uygun olduğu sürece hem tohum oluşturuyor hem çiçek oluşturuyor. Ve bitkide siz aynı anda hem olgun tohumu soldaki fotoğraftaki gibi hem olgunlaşmakta olan tohumu hem de çiçeği görebiliyorsunuz. Tabii ki bitki sıcak iklim bitkisi ve ülkemiz koşullarında sonbaharda Eylül'de çiçeklenmeye başlıyor. Şimdi bu aralık ne kadar uzun olursa yani kışa geçme, bitkinin o ideal sıcaklıktan uzaklaşması ne kadar uzun olursa bitki o kadar çok tohum üretiyor. Ancak havaların soğumasıyla beraber bitki kendi gelişimini durduruyor, generatif gelişimini ve kışa hazırlıyor kendini. Bu noktada biz tohum hasatı yaptığımız zaman tohum hasatında hem olgun tohum, hem olgunlaşmakta olan tohum, hem de henüz olgunlaşmaya yani kendini doldurmaya, embriyosunu doldurmaya başlamamış tohumu bir arada hasat ediyoruz. Haliyle de tohum çimlenme oranımız düşük oluyor. Olgun tohum sayımız az olduğu için. Şimdi sağda bizim tohumdan bitki üretimiyle ilgili bir çalışmamız yer almakta. Görüldüğü üzere viyoller her bir beyaz köpükte 216 tane tohum var. Fakat baktığınızda neredeyse 50 ya da 60 tane fide ya elde ediliyor ya elde edilemiyor. Bazılarında bu oran çok daha düşük. Yani bazı viyollerde mesela 30'a 40'a bile düşüyor. Tabii ki kapladığı alan, yaptığınız iş gücü düşünüldüğü zaman tohumun çimlenme oranı düşükse eğer tohumla üretim çok mantıklı ve ekonomik olmamakta. Aynı zamanda bitki yabancı tozlandığı için bir miktarda olsa ya da oranı değişmekle birlikte yabancı tozlanan bir bitki olduğu için açılım da görülmekte. Çimlenme oranı düşük olan bitkilerde bahsettiğimiz üzere çelikli üretim kolay stevia'da. Stevia bitkisi büyüme düzenleyicileri kullanılarak kolaylıkla çoğaltılabilmekte çelikli. Ancak bu durumda da iki kıstasımız var bizim, bizi sınırlandıran. Çelikle üretim yapabilmemiz için anaç bitkilerin yeterli vejetatif aksama ulaşabilmesi gerekiyor. Şimdi bu da ülkemiz koşullarında Nisan ve Mayıs ayını rahatlıkla buluyor. Ve bu noktaya kadar beklemeniz gerekiyor. Ne kadar beklerseniz o kadar çok fide alabiliyorsunuz. Yine yüksek miktarda fide üretimi için yeterli miktarda anaç bitkiniz de olması gerekiyor. Bu noktada yaklaşık 15 santim uzunluğunda alınan çelikleri yine köklendirme tozuna batırarak viyollere daldırıyoruz. Sisteme sırasında sıcaklığa da bağlı olarak 3 ila 4 hafta gibi bir süre tarlaya şaşırtılmaya hazır fideleri elde ediyoruz biz. Bununla ilgili çok fazla sorun yaşamıyoruz, çok fazla kayıp yaşamıyoruz. Eğer sisteme seramızdaki koşullar uygun olursa, herhangi bir sıkıntı yaşamazsak. Ancak dediğim gibi tohumlardan farklı olarak fideyi çelikle elde edersek fidelerin tarlaya şaşırtılması Haziran'ı buluyor. Tabii ki bu aslında bir sorun yaratmıyor bize. Şöyle bir sorun yaratmıyor. Zaten bitkimiz yazı vejetatif olarak geçiriyor. İlk sene zaten iki biçim almak gibi bir şansımız da çok yok. O nedenle ilk yılı bu şekilde geçirmenin bize sağlayacağı herhangi bir zarar aslında bulunmamakta. Ancak genel olarak Nisan'da ve Mayıs'ta bitkilerin toprağa şaşırtılmasına alışkın olunduğu için bu Haziran geç gibi geliyor.
Fakat bitki tarlaya şaşırtıldıktan sonra da eğer sulama yapılırsa gerektiği aralıklarla, sulamayla ilgili bir sorun yaşanmazsa, bitkinin bahsettiğim gibi kendini toparlaması ve Eylül ayında ilk biçimini, tek biçiminizi almanızda herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Bir sonraki yıl zaten bitki arazinizde çok yıllık olduğundan dolayı bulunacak ve herhangi bir sıkıntı yaşamadan vejetatif ve generatif gelişimini tamamlayacaktır. Gübrelemesine geldiğimizde sistemi öğretiminde genel olarak organik gübreleme önerilmekte. Toprak işleme sırasında yanmış ahır gübresi toprağa karıştırılarak toprağın hem içeriği hem de tekstürü iyileştirilebilmekte. Bununla birlikte bitkinin gereksinimi, toprağın yapısı ve topraktaki alınabilir besin elementleri göz önüne alınarak bir gübreleme programı da oluşturulabilir. Ülkemiz koşullarında genel olarak tıbbi aromatik bitkilerde biz çok fazla gübreleme önermiyoruz, ancak stevia ile ilgili yapılan birçok çalışma var bu konuda. Örneğin kaynaklar kuru madde üretimi için azot uygulamasının gerektiğini ve bunun da yavaş salınımlı kaynaklardan sağlanmasının daha iyi olacağının bildirildiği ya da stevia'nın yüksek miktarda fosfor ve potasyuma ihtiyaç duyduğu, bor eksikliğinin de yaprak lekesine neden olduğunun bildirildiği yayınlar yer almakta. Biz genel olarak dediğim gibi tıbbi bitkilerde kimyasal gübrelemeye ya da bir gübreleme programına çok sıcak bakmıyoruz. Ancak stevia bitkisi sanayide özellikle saflaştırılarak kullanılacaksa ve uygun bir gübreleme programı oluşturularak kalıntı olmayacak şekilde bir ayarlama yapılırsa bitkide, bununla ilgili bir sıkıntı yaşanacağı düşünülmemekte. Tüm dünyada da zaten gübreleme yapılarak yetiştiriliyor aslında stevia. Sulamasına geldiğimiz zaman stevia'nın yıllık 1500 ila 1800 milimetre yağış isteği göz önüne bulundurulduğunda, ülkemiz koşullarında stevia'nın sulama yapılmadan yetiştirilmesi çok mümkün gözükmemekte. Özellikle yetiştirilme alanı olarak Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu GAP bölgesi uygun görüldüğü düşünülürse ve bu bölgelerde de yazın çok sıcak geçtiği bilinmekte. O nedenle sulamanın yapılması şart görülmekte. Bu da tabii ki yine bir maliyet getirmekte aslında. İlk yatırımı artıran bir durum. Yabancı ot kontrolünün sağlanması ve fungal hastalıkların en aza indirilmesi için bitkinin yetiştirilmesinde damla sulama yapılması önerilmekte. Ve bu sulamanın da sık aralıklarla kısa sürelerde yapılmasını, başarıyı ve yabancı ot fungal hastalık mücadelesini olumlu etkileyeceği düşünülmektedir. Burada önemli olan bir nokta, stevia'nın sulanmasında kesinlikle yağmurlama sulama ya da salma sulama gibi yöntemler tavsiye edilmemekte. Bitki kuraklığı tolere edemediği durumlarda uç yapraklarında, özellikle en üstteki uç yapraklarında bir düşme meydana gelmekte. Bu hemen göze çarpmakta ve bunu gördüğünüz anda sulama ihtiyacı olduğunu en önemli işaretlerinden biri bu görüldüğü anda gecikmeden sulama yapılması gerekmekte. Aksi durumda ürün kaybı ve kalitede düşmeler yaşanabilmekte. Bitkinin bakımına geldiğimiz zaman yabancı ot kontrolü için düzenli olarak çapalama yapılması gerekmekte. Özellikle ilk sene bu çok büyük önem taşımakta. Bitkinin gelişimini düzgün bir şekilde sağlaması, ilk yıl ürün yeterli, en azından masraflarınızın bir kısmını çıkartacak bir ürün alabilmeniz için yabancı ot kontrolünün düzenli yapılması, çapalamanın düzgün yapılması gerekmekte. Burada sıra aralarında sıra arası çapalama makinesiyle girilebilmekte, sıra üzerlerinin ise elle temizlenmesi gerekmektedir. Yine hasattan sonra çapalama önerilmekte. Çünkü bir toprak üzeri açılacağı için yabancı ot fazla olacaktır. Bu noktada yapmadığınız çapalama daha sonrasında daha fazla bir iş gücü gerektirecektir. Aynı zamanda bitkinin de topraktaki besin elementlerini alımı azalacaktır. Yine yabancı ot ilacı önermemekteyiz bu noktada. Çünkü bitkinin kalitesini düşürmekte, aynı zamanda kalıntı oluşturabilmektedir. Stevia'da yine hastalık ve zararlılarla ilgili bazı gözlemlerimiz oldu bizim.
Literatürlerde bozkurt ve septoria'nın bitkiye zarar verdiği görmekte. Ancak biz Antalya Batem'deki deneme alanlarımızda en büyük zararı sklerotinya mantarından aldık. Bitkinin aslında parseller oluşturulduğu an itibariyle az çok her sene bir ya da iki bitki de görülüyordu. Ancak bitki topraktan ve alandan uzaklaştırılıp yok ediliyordu. Böylece yayılması engelleniyordu. Ancak özellikle 2019 yılındaki denemede ilkbahardaki nemli dönem uzadı Antalya'da iklime bağlı olarak. Bu uzadığı noktada inanılmaz bir hızla bu sklerotinya mantarı yayıldı ve bitkilerin neredeyse %70'ine zarar verdi. O nedenle bu sklerotinya mantarına dikkat etmek gerekmekte. Çünkü geri dönüşü olmayan bir zarar vermekte. Aynı zamanda görülenler hemen topraktan ve araziden uzaklaştırılmalı, başka bir yerde imha edilmeli. Yoksa mantar olduğu için çok hızlı bir şekilde yayılım gösteriyor. Bu noktada dikkat edilmesi lazım. Buradaki fotoğrafta da görüldüğü gibi simsiyah bir hal almakta bitki. Yine kök boğazı çürüklüğü de büyük bir zarara neden olmakta. Bu fotoğrafı Trabzon'daki bir yetiştiriciden alındı. Bana gönderilen bir fotoğraf. Tabii ki orada nemin fazla olması, yağışların fazla olması aslında sanki bitkinin su ihtiyacını karşıladığı için bir avantajmış gibi görünmekte. Fakat çok öyle olmamakta. Yani bitkinin bu yağışı sürekli ve uzun süreli alması aynı zamanda mantara büyük bir zemin hazırlamakta. Kök boğazı çürüklüğüne de çözüm olarak biz sırtı dikim ve sık sık az sulama yapılarak nemin kontrol altında tutulmasını öneriyoruz. Aynı zamanda tabii ki sıra aralarını ve sıra üzerlerinin de uygun olarak belirlenmesi, hava sirkülasyonunu sağlayan bir ekim normu uygulanması önerilmekte. Yine unlu bitte bizim arazimizde rastladığımız, hem de yoğun olarak ve sık olarak rastladığımız bir zararlı. Yine bu durumda biyolojik mücadele önermekteyiz biz. Kimyasal mücadelede kalıntı olduğu takdirde yine ürünün kalitesi ve dolayısıyla fiyatı düşecektir. Biyolojik mücadele yapılabildiği durumlarda tabii ki ilk tercihimizin bu olması gerekmekte. Hem stevia için hem tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştiriciliğinde. Hasata geldiğimizde hasat için biyokütle veriminin optimum olduğu ve steviosit kalitesinin ve miktarının en yüksek olduğu çiçeklenme başlangıcı ile %50 çiçeklenme dönemi önerilmekte. Ülkemiz koşullarında çiçeklenmenin Eylül ayında olmasından dolayı bu dönem beklenirse senede tek biçim alınması bu durumda görülmekte, uygun görülmekte. Çiçeklenme göz önünde tutulmazsa senede 2 ila 3 biçim alınabilmekte. Zira uzun gün koşullarında yeterli sıcaklıkla birlikte bitki vejetatif büyümesini sürdürmektedir. Saplar da istenirse yapraklarla beraber değerlendirilebilmekte. Böyle çalışmalar yapılmış. Biçim topraktan 5 ila 10 santim yukarıdan gerçekleştiriliyor. Şimdi sağdaki fotoğraflardan üstteki biçimden sonraki bitkinin durumu. Bitki biçildikten sonra 5-10 santim yukarıda sadece bu ana dallar geliyor, kalıyor. Ancak bitkinin bu biçildikten sonra 10 ila 15 gün içinde alttaki sürgün vermiş haline dönüyor. Şimdi eğer Eylül'de tek biçim yapıyorsak bitkinin bu şekliyle kışa girmesi gerekmekte. Bitki kendi için kışın gerekli olan besin rezervinde yaptığı şu noktada bitki kışa giriyor, kışı bu şekilde geçiriyor ve ilkbaharda tekrar bitki sürmeye devam ediyor. Kurutma bitkinin hasattan hemen sonra uygulanması gereken bir durum. Çünkü bitkiyi nemli bıraktığınız durumda hem bozulmalar meydana geliyor, çürümeler, hem de nem nedeniyle fungal hastalıklar tekrar artabiliyor. Bitkinin kurutulmasındaki hedefimiz nemin %12'nin altına düşürülmesi. Bu yeterli hava sirkülasyonu olan nem miktarının az olduğu yerlerde tele serilerek veya gölgede asılarak gölgede doğal kurutma olarak yapılabileceği gibi bu koşulların sağlanamadığı veya büyük üretim yapılan yerlerde
Suni kurutma olarak da tercih edilmekte. Yine suni kurutmada yeterli hava sirkülasyonunun sağlanması önem taşımakta. Bizim mesela Antalya koşullarında havanın neminin yüksek olması nedeniyle hiçbir bitkiyi doğal olarak kurutmamız çok mümkün olmuyor. Yani tabii ki bazı dönemlerde kuru rüzgarların estiği ve çok güzel koşullar sağlanabiliyor. Ancak o zaman da şöyle sıkıntılarla karşılaşabiliyorsunuz. Mesela hava çok güzel, nemin düşük ve rüzgarlı gittiği bir haftalık ya da üç günlük bir sürecin sonunda bitkinizin nemi %12'nin altına düşmeden eğer nem basarsa bitkiniz direkt karararak kuruyor. Bu da tabii ki üretici için büyük bir risk. Burada mesela sol taraftaki fotoğraflarda üstte bir kurutma sonrasında bitkinin rengi görülmekte. Burada görüldüğü gibi renkte bir homojenlik olmaması, kararmaların olması ürün kalitesinin düşmesi anlamına geliyor. İdeal istenen özellikteki yaprak rengi sol alttaki gibi homojen ve bitkinin doğal rengine yakın bir hal alması. Şimdi tabii ki bizim ülkemizde yapılan bazı kurutma teknikleri var. Doğada kurutma, açıkta kurutma, güneşte kurutma yapılıyor gölgede. Ancak bunlar genel olarak böyle açık alanlarda, yol kenarlarında, sundurma altlarında, depo önlerinde, depo içlerinde yapılıyor. Ve görüldüğü gibi plastikler üzerinde yapılıyor. Bu tabii ki hem ürün kalitesini hem de bitkideki bulaşıklığı olumsuz etkileyen noktalar. Biz daha çok bu koşullarda eğer stevia'da bir üretim yapılacak ve kaliteli bir ürün elde edilmesi hedefleniyorsa yansıda görüldüğü fotoğraftaki gibi bir bant sistemi öneriyoruz. Özellikle büyük alanlardaki üretimlerde başka bir seçeneğiniz hemen hemen yok gibi. Burada farklı sıcaklık ve uygulamalar var ama 40-50 santigrat sıcaklıkta 24 ila 48 saat veya 70-80 santigrat sıcaklıkta 8 saat kurutma yapılarak bitkideki nem miktarını %12'ye kadar düşürüldüğüne dair yine çalışmalar var. Yine kurutmadan sonra yaprakların gövdeden ayırmak için harman yapılması, serin ve kuru bir yerde paketlenmesi gerekmekte. Bitkinin verimiyle ilgili çok net olmamakla birlikte daha önce de bahsettiğim gibi iyi bir çeşitte dekara 600-700 kilogram kuru yaprak verimi elde ediliyor. Ancak ilk yıl bu verim beklenmiyor. Çünkü ilk yıl tek biçim alınıyor. Bitki çok zayıf gelişmiş oluyor. Henüz çok fazla dallanmamış oluyor. Ancak ikinci yıl itibariyle bu rakama ulaşmak mümkün. Bu noktadaki belirsizliğin temel sebebi ise şu anda uygulanan farklı ekim normları nedeniyle bitki sayısı ve biçim sayısı değişiklik göstermekte ülkemizde. Tabii ki buradaki en büyük belirleyici unsursa bu rakamlar. Yani dekardaki bitki sayınız ve biçim sayınız. Uygun iklimlerde her 3 ayda bir stevia biçilerek değerlendiriliyorken ülkemizde aynı sıklıkta hasat edilememekte. Bu da verimi yine etkilemektedir. Şimdi tabii ki bitkinin üretimin sırasında yaptığımız bu uygulamaların en büyük nedeni bizim kaliteli ürün elde etmeye çalışmamız. Çünkü ürünümüz kalitesiz olduğu zaman harcadığımız enerjinin, zamanın ve maddi ekonomik olarak harcadığımız paranın karşılığını almamız çok mümkün değil. Yine stevia yetiştiriciliğinde birim alandan alınan verim kadar ürün kalitesi de büyük önem taşımakta. Şimdi aşağıda bazı tablolar vereceğim. Bu tablolar Avrupa kalite standartlarına göre stevia'nın kalite parametrelerinin bulunduğu aralıklar. Bu parametreler fiziksel ve kimyasal olarak ikiye ayrılmış bulunmakta. Şimdi bu parametrelere baktığımız zaman fiziksel parametrelerde görünüş, renk, görünür kirlilik ve nem içeriği yer almakta. Bitkinin görünüşüne baktığımız zaman kuru yaprak veya yaprak tozu olarak yer almakta. Renk ise eğer kurutulmuş yapraksa yeşil, saflaştırılmış ürünse beyaz kristal olarak
yer almakta. Görünür bir kirliliğinin olmaması istenmekte, nem içeriğinin ise %12'den aşağıda olması tercih edilmekte. Bu nem oranının daha yüksek olması bitkide yine fungal hastalıkların yayılmasına neden olacağı ya da kararmaya neden olacağı için tercih edilmemekte. Yine kimyasal parametrelerimiz var stevia'da. Burada mesela protein için bir optimum yüzde değeri verilmiş, %16. Yağ için bu optimum değer %2.6. Ham lif için ise optimum değerin %6.8 olduğu bu parametrelerle verilmiş. Toplam steviol glikozitlerin ise en az %15 olması isteniyor. Bunun yanı sıra steviositin minimum %5 olması isteniyor kuru ağırlıkta. Ribodiosit A'nın ise yine kuru ağırlıkta minimum %9 olması isteniyor. Steviolin ise kuru ağırlıkta 10 mikrogram bölü gramdan düşük olması tercih edilmekte. Yine kül içeriğiyle ilgili olarak kül içeriğinin %8.5'tan aşağıda olması istenmekte. Nikel ve kadmiyumun kilogram kuru ağırlıkta 2 miligramdan düşük, arsenik ve kurşunun ise kilogram kuru ağırlıkta %3'ten düşük olması istenmekte. Mikrobiyolojik saflığa baktığımızda ise yine tabloda değerler verilmekte. Arabik masofilik bakteriya, Enterobacteriaceae, Salmonella, Escherichia coli, Bacillus cereus burada kriter olarak alınmakta. Bunlardan özellikle Salmonella'nın 25 gram kuru ağırlıkta hiç olmaması gerekiyor. Yani eğer ürününüzde Salmonella bulaşıklığı ya da kalıntısı varsa ürününüz Avrupa standartlarından geçemiyor, reddediliyor direkt olarak. Yine kimyasal kalıntılara baktığımız zaman da parametrelerde pestisit, fungisit ve diğerleri olarak verilmiş. Bu da AB yönetmeliğinin 396/2005'ine göre maksimum düzeyde böcek ilacı kullanılarak uygulama yapılabileceği konusunda bir değerlendirme yapılmış. Ben öncelikle katılımınız için, daha sonra da beni sabırla dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Konuyla ilgili olarak görüşlerinizi, önerilerinizi ve sorularınızı bekliyorum. Çok teşekkür ediyorum herkese. Hocam biz çok teşekkür ederiz sizlere. Muazzam geçti. Tekrardan çok teşekkür ederiz. Ben şunu dosyanızı kapatıyorum. Evet. İlk olaraktan teşekkürlerle, selamlarla başlayalım isteriz hocam. Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürümüz İbrahim Irmak'ın iyi dersler, iyi yayınlar diliyorum mesajını sizlere iletmek isterim. Mustafa Bavuroğlu Beyler, iyi dersler herkese diyerekten bir yazı paylaşmışlardı. Aynı şekilde Fatih Kaptan, iyi dersler yazdılar. Doğan Sürer, güzel yayınlar, teşekkür ederim yazmışlardı. Biz teşekkür ederiz. Mümtaz Serkan Özkaya, iyi dersler ve iyi yayınlar. Hatice Kaya, iyi dersler, iyi yayınlar, bolca çiçekler. Uğur Arslan Beyler, iyi dersler, iyi yayınlarlarım ve çiçek gönderler sizlere. Evet, bu şekilde teşekkürler ve yazılar devam ediyor. İlk olaraktan Mustafa Baburoğlu Bey'in yazısını sizlere yine okuyalım. Hocama değerli bilgileri ve sizlere de teşekkürler. Stevia bitkisinden elde edilen şekeri arı beslemesinde kullanabilir miyiz? Bununla ilgili akademik çalışmalar var mı? Teşekkürler. Şöyle, bununla ilgili bir çalışmaya rastlamadım. Şimdi bitki... Arı bitkisi olarak kullanılıyor mu? Açıkçası mesela ben arazideki çalışmalarda da arıların çok geldiğini görmedim. Bu noktada çiçek olarak ya da bitki olarak kullanımı çok mümkün değil. Eğer şekerle arıyı beslemek olarak soruyu yöneltiyorsa da sunum sırasında da bahsettiğim gibi şimdi bitkide ki bizim şeker olarak hissettiğimiz, aldığımız tat steviol glikozitlerden kaynaklanıyor. Ve steviol glikozitlerin de rafine şekerle bir bağlantısı bulunmamakta, bir benzerlik göstermemekte. Yani şimdi rafine şeker enerji veren bir ürün ve bu arıya da yine besin kaynağı ve enerji kaynağı olarak yansıyor. Ama steviol glikozitlerinin böyle bir etkisi yok, özelliği yok. O nedenle de bitkiden sağlanan bu glikozitlerin yani steviol glikozitlerinin arı beslemesinde çok etkili olacağını düşünmemekteyim ben.
Çok teşekkür ederiz hocam. Kamil Kuten Çekem kullanıcı kişi. Hocam teşekkürler diyerekten bir buket çiçek gönderler. Yetiştiricilikte ekonomik büyüklük nedir diye bir soru yönlendirirler. Şimdi yetiştiricilikteki ekonomik büyüklük şu anki duruma baktığımız zaman, yani ülkemizde ne kadar yetiştiriliyor'ya baktığımız zaman çok dalgalı bir yetiştiricilik alanı var aslında. Çünkü bazen popüler oluyor, bir haberle birlikte bu yetiştiricilik çok artabiliyor. Ancak bu yetiştiricilerden edindiğim bu izlenime göre, eğer satış kanalınızı bulursanız gerçekten çok iyi fiyata satabiliyorsunuz. Yani çok büyük alanlarda yetiştirip yurt dışına pazarlayanlar çok büyük karlar kazanabiliyor. Ama ülkemizde şu anda bir işleme olanağımız yok. O yüzden de işleme teknolojisine yönelik yüksek miktarda üretim yapıp bir yere satmak çok mümkün görünmüyor. Uluslararası olarak da bu satışın çok mümkünatı yok. Çünkü Çin bu piyasanın %95'ini sahip şu anda. Yani Brezilya ya da Paraguay ya da Japonya değil. Ama Çin uluslararası pazarda %95'lik bir paya sahip. Onunla yarışabilmek de çok mümkün değil. Özellikle ülkemizdeki yoğun maliyet düşünülürse, ilk yatırım yüksekliği düşünülürse. Ancak dediğim gibi yeşil aksam olarak paketlenip satıldığı ve çok iyi paralar kazanan, çok iyi ekonomik gelir sağlayan bir kesim var. Bunlar zaten her geçen gün üretimini artırarak devam ediyorlar ülkemizde de. Umarım açıklayıcı olmuştur. Yanlış anlamış olabilirim soruyu. Ekonomisiyle ilgili çok fazla şeyim yok. Tekrar soru alabiliriz eğer yetersizse. Çok teşekkür ederiz hocam. Kamil Beyler eğer tekrardan soru yönlendirmek isterlerse ben de hemen sizlere aktaracağım hocam tekrardan. Tekrar çok teşekkür ederiz. Fatih Kaptan Beyler, hocam değerli bilgiler için teşekkürler. Stevia FDA, FDA tarafından onay verilmediği yönünde bir bilgi aldım. Bu bilgi konuyla alakalı mı diye bir soru yönlendirdi. Açıklamak ister misiniz? Şöyle, Stevia ile ilgili yasaklamalar vardı. Bahsettiğim gibi 2012 yılına kadar Avrupa'da yetiştiriciliği ve kullanımı yasaklıydı. Daha öncesinde Amerika'da bir süre yasaklandı. Ancak o da serbest bırakıldı. Zaten büyük firmaların hepsi bu konuda çalıştılar ve yani artık raflarda çok rahat bir şekilde yer alıyor. Tabii ki bazı bölgeler ya da bazı kurumlar kendince kısıtlamalar getiriyor olabilir. Ama genel olarak kullanımı yaygın olarak devam etmekte. Bazı firmalar ürünlerine enerji azaltıcı olarak, yani enerjisi düşürülmüş ürün olarak, kalorisi düşük ürün olarak koymakta. Ama şöyle bir durum var, bitkinin yeşil olarak, yani yeşil bitki olarak kullanımıyla ilgili bazı olumsuzluklar var. Bu da yine sunumda da bahsettiğim gibi, şimdi bitkiyi yeşil olarak, yaprak olarak tükettiğiniz zaman suya koyuyorsunuz ve o şekerle birlikte, yani steviol glikozitlerle birlikte birçok molekülü de suya salıyor. Yani istediğiniz istemediğiniz birçok şeyi birlikte alıyorsunuz. Şimdi insan bünyesinde tabii ki bu moleküllerin bazıları var, bazıları yok. Bazıları iz düzeyde, çok minik miktarlarda var. Sizin bunu mesela uzun süreler kullanmanız vücudunuzda birikime neden olmakta. Şimdi ilaçların mesela kullandığımız hapların bir yarılanma ömürleri var. Her şeyi belli. Yani bir ilacı kullanırsınız, bir antibiyotiği bir hafta kullandıktan sonra bilirsiniz ki mesela bir ay, bir yıl ya da üç hafta, üç saat sonra o ilaç ve kalıntıları vücudunuzdan tamamen atılacak. Ancak tıbbi bitkilerde özellikle, bitkisel çaylar da buna dahil, stevia'da da aynı şekilde. Kullandığınız ürünü eğer çok uzun süre kullanıyorsanız, mesela iki ay boyunca düzenli olarak her gün alıyorsanız stevia'yı ya da bir ada çayını ya da bir dağ çayını, bunun vücudunuzda yaptığı birikimleri sizin tekrar vücudunuzdan atmanız zaman almakta. Yani öyle bir yarılanma ömrü olmadığı gibi vücuttan atma da zaman alacağı için çeşitli sakıncaları var. Bu nedenle de bitkinin yeşil olarak, yani stevia'nın olduğu gibi, aslında biz hiçbir bitkisel çay içinde sürekli kullanımı önermiyoruz. 15 gün ya da 3 haftada bir değişim öneriyoruz. Stevia'nın da bu noktada kullanımıyla ilgili bazı sıkıntılar belirtilmekte. O nedenle de bahsedilen kısıtlama ya da yasaklama
durumu bununla ilgili olarak yer almakta. Yani bitkinin saflaştırılmış olması, zaten siz saflaştırdığınız zaman bitkiden sadece glikozitleri kullanıyorsunuz. O da rebodiosit A ve steviosit olarak kullanıyorsunuz. Ama yeşil kullandığınız zaman sadece bunları değil birçok şeyi birlikte alıyorsunuz. Bu da bitkinin kullanımının kısıtlanması gerektiğiyle ilgili bazı düşüncelere sevk ediyor. Teşekkür ederiz hocam. Fatih Kaptan Beyler tekrardan şöyle bir soru yönlendirmişlerdi. Hocam tek başına mı kullanılmalı yoksa güzel avrat otu ile birlikte kullanılınca mı verimli oluyor diye. Yani şöyle, bu konuda çok fazla bilgi kirliliği var. Bitkilerin kullanımıyla, nasıl kullanıldığıyla ilgili. Şimdi ben özellikle şununla kullanılmalıdır, bununla kullanılmamalıdır gibi bir şey söyleyemem. Çünkü sizin kullanım amacınıza göre zaten her şey değişiyor. Yani stevia'yı kullanma amacınız her şeyden önce ne? Bunu belirlemeniz lazım. Şekeri için, tadı için kullanacaksanız herhangi bir çayla kullanabilirsiniz tabii ki. Ama güzel avrat otuyla ne için kullanıyorsunuz? Hangi amaçla kullanıyorsunuz? Bu kullanımla ilgili mesela size o bilgiyi veren, yani birlikte kullanımını söyleyen kişi bu konuda ne kadar yeterli? Bunu bilmeniz gerekiyor. Özellikle insanların nasıl söyleyeyim, yani bir şeyi tedavi etmeye çalışırken ilaçları bırakıp tamamen tıbbi bitkilere yönelmek çok doğru değil. Takviye edici ya da destekleyici olarak belki, o da belki diyorum, yine doktora danışmadan kesinlikle bu da yapılmamalı bence. Çünkü bitkilerin çok yönlü etkileri var. Yani bu çok yönlü etkilerinden dolayı zaten etkinlikleri var. Ama bu çok yönlü etki sizin rahatsızlığınızda bir dezavantaja neden olabilir. O yüzden bitkiyi ne için kullanacağınızı ve ne için kullanacağınıza bağlı olarak da ne şekilde kullanacağınıza karar vermeniz lazım. Yani kekik örneğin birçok şey için kullanılıyor ama bazen yağı kullanılıyor, bazen çayı kullanılıyor, bazen kekik suyu kullanılıyor. Ve yine bunun kullanım miktarı, dozu, her şeyi buna bağlı olarak değişiyor. Stevia için de aynı şey geçerli. Çok teşekkür ederiz hocam. Peki yine toparlamak için birkaç soru yönlendirmek isteriz sizlere. Genel olaraktan stevia'yı ilk defa yapacak olan üreticilerimiz tabii ki aramızda varlardır. Bununla ilgili belirtmek istediğiniz bir şeyler var mıdır? Bir de hali hazırda üretim sahasında olan üreticilerimize eklemek istediğiniz önerileriniz, tavsiyeleriniz nelerdir? Özellikle stevia'da yetiştirilecek yerin çok iyi seçilmesi lazım. Yani bitkinin doğal ortamında bitki 500 ila 3500 metre arasında yayılış göstermekte. O yüzden de ülkemizde de bu rakamlar göz önüne alındığında her yerde yetiştirilebilirmiş gibi bir algı var. Fakat bitkinin doğal yayılış alanının tropikal iklim olduğu göz önünde bulundurulmalı ve ülkemizde yetiştiriciliği için uygun olan yerin Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu GAP bölgesi gibi sıcaklığı olduğu, deniz etkisinin olduğu, tropikal iklime yakın olan yerler olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Şimdi bizim bahsettiğim gibi bir proje çalışmamız oldu, birçok yerde deneme yaptık. Mesela yetişiyor bitki. Eskişehir'de hiç yetişmedi mesela. Bitki hiç olmadı. Tokat'ta bitki oldu. Yani bitki geçirdi yazını. Ama içerik değerleri o kadar düşüktü ki ancak belki tek yıllık bir bitki olarak ekim sıklığını arttırıp tek yıllık olarak değerlendirilebilir bir şekilde. Onun da ekonomikliği tabii ki ayrıca tartışılır. Çünkü fide maliyetiniz çok yüksek. O nedenle de bitkiyi yetiştirdiğiniz yere çok dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela böyle toplumumuzda genelde bir bitkiyle ilgili haber çıktığı zaman onu her yerde yapmakla ilgili bir heves oluyor. İnsanların bu hevesini ben anlıyorum tabii ki. Heyecan verici bir durum. Yani yeni bir bitkiyle bir şeyler yapabilmek ama ona o kadar emek, zaman ve maddi güç harcadıktan sonra elde ettiğiniz ürünün satılamaması, elinizde kalması ya da belirli kriterleri sağlayamadığı için sizin onu değerlendirememeniz gerçekten çok yıpratıcı bir süreç oluyor. Ben bunu görüyorum gelenlerden. O yüzden de uzmanlara danışılarak yapılması gerektiğini düşünmekteyim. Kendi bölgelerinde, yani şu anda Ege'de de, Akdeniz'de de, Doğu Anadolu, GAP bölgesinde de bu konuyu çalışan arkadaşlar var.
bu konuyla ilgili bilgi verebilecek olan arkadaşlar var. O nedenle de o arkadaşlara danışılarak bu işin yapılması gerektiğini düşünmekteyim. Şimdi Antalya koşullarında da mesela uygun olan yerler genelde kıyı şeritleri ama turizm ve tarım o kadar yoğun yapılıyor ki biz mesela bir deneme kurmak istediğimizde bulamadık yer. Yani çünkü şey çok fazla. O yüzden Ege kısmı bu konuda daha şanslı. Onlarda böyle daha deniz etkisinde olan içeri doğru olduğu için dağlar denize dik olduğu için daha uygun yerler var. Aynı zamanda elde ettiğiniz ürünün değerlendirilmesiyle ilgili öncelikle satacağınız yeri bulmanızı öneriyorum ben sizlere. Yani ürünü nereye satacağınızı bilirseniz onların istediği kalite ve kriterlerde ürün yetiştirebilirsiniz. Bu da sizin için büyük bir avantaj sağlayacaktır. Dediğim gibi Stevia'nın ilk yıl maliyetleri çok yüksek. Gerek fide maliyeti, gerek sulama maliyeti, çapalama maliyeti vesaire. Bunların da göz önünde bulundurulması gerekiyor. Yani ikinci yıl maliyetleriniz tabii ki daha az ama çapalama maliyetiniz her zaman olacak. Hasat maliyetiniz her zaman olacak. Büyük alanda yapıyorsanız özellikle Antalya koşullarında doğal kurutma gibi bir şansınız yok. Mutlaka bir kurutma düzeneğinizin olması lazım. Ya kendinizin ya çevrenizde. Bunu sağlayamadığınız zaman da yine ürünle ilgili sıkıntılar yaşayacaksınız. Ama dediğim gibi eğer gerekli bağlantıları, uygun kanalları bulursanız çok güzel para kazanabileceğiniz bir bitki olduğu gibi çok büyük paralar kaybedebileceğiniz de bir bitki. Çok teşekkür ederiz hocam açıklamalarınız için, uyarılarınız için. Ben tekrardan çok teşekkür ederim sizlere. Peki materyallerle ilgili olaraktan ekleme yapacak olursak ne tarz materyallere ihtiyaç duyulur? Nereden temin edilir? Onlar hakkında da yine tekrardan kısa kısa bilgi verebilir misiniz? Tabii ki materyal derken fide veya tohum. Evet, evet hocam. Tohum olarak çok satışı yok. Bahsettiğim gibi çimlenme oranı düşük çünkü. Daha çok fide olarak şaşırtılıyor. Ama tabii ki yurt dışından tohum sağlayıp bunu fideliklerde fideletebilirsiniz. Çünkü şey zaman olarak da bir sıkıntınız yok. Genelde fideliklerden sebze tohumlarının fidelerini çıktıktan sonraki dönemde bunu yapabilirsiniz. Bir sıkıntı yaşamazsınız. Fide ile ilgili olarak biz enstitümüzde fide üretimi yapmaktayız. Ama bunun dışında tabii ki özel firmalar var. Fide üretimi yapan. Genel olarak çelikle üretim yapılmakta. Tohumla veya klonal olarak üretim yapılmakta. Bu noktada da dediğim gibi üreticiler üretim yapacakları yere yakın olan tarımsal araştırma enstitüleriyle bağlantıya geçerlerse, ben şu anda özel firma ismi vermek istemediğimden dolayı çok şey yapmıyorum ama tabii ki birçok yer var. Oradaki arkadaşlar da yardımcı olacaklardır. Çünkü önemli olan kendi çevrenize, ekolojinizde denenmiş uygun bitkileri üretmeniz. Yoksa birçok yerden birçok bitki alabiliyorsunuz ama hepsi aynı performansı vermiyor. O yüzden de o alanda denenmiş olması bitkinin önemli, bitki materyalini. Bu şekilde yaparlarsa daha faydalı olacağını düşünmekteyim ben. Çok teşekkür ederiz hocam. Peki son olaraktan o zaman şöyle bir soru yönlendirelim yine. Hem ülkemiz genelinde hem dünya genelinde Stevia'yı hangi pozisyonda görüyorsunuz? Geleceği nasıl sizce? Stevia bundan yıllar önce bir toplantıda geleceğin parlayan yıldızı şeklinde lanse edilmişti. Gerçekten de öyle. Parladı mı peki yıldız? Yani aslında parlıyor. Mesela Çin'e baktığınız zaman %95'ini almış bu üretimini. Yani birçok firma, çok ünlü firmalar Stevia'lı ürüne yöneliyorlar. Çünkü üretildiği zaman, saflaştırıldığı zaman gerçekten 1'e 400 şeklinde bir tat farkı var. Ve insanlar artık sağlıkla ilgili konularda çok daha hassas. Doğal ürünlerde çok daha hassas. O yüzden de ister istemez Stevia muhakkak gelecekte şeker endüstrisinin bir yerinde olacak. Yani olmaması gibi bir durum söz konusu değil. Muhakkak olacak. Ama tabii biz bunun neresinde olabiliriz? Ne kadar üretebiliriz? Bizim ürettiğimiz ürün mesela şimdi üretiyoruz ama değerlendiremiyoruz. Yani saflaştıramıyoruz. Saflaştıramadığımız için yine dışarıdan alıyoruz saflaştırılmış ürünleri. O şekilde değerlendiriyoruz. Bu ne kadar bizim için ekonomik? Tabii ki bunların hepsi çalışılıp görülmesi gereken şeyler. Ama
Stevia gelecek için baktığımızda hem dünyada hem de bizde çok vazgeçilebilir bir bitki olarak görmüyorum. Ama çok da yani stevia var, bütün şekerleri bırakalım, stevia noktasında da olmamamız lazım. Dediğim gibi Japonya bu bitkiyi 40 yılı aşkın bir süredir kullanıyor. Şeker tüketiminin Japonya'da da Kore'de de %40'ı, hatta belki %50'yi bulmuştur. Stevia glikozitlerinden sağlanıyor. Ama asla diğer şekerleri, rafine şekerden vazgeçilmiş bir durum yok. Yani onlarla beraber enerjisi düşürülmüş ürün olarak kullanılıyor. Çünkü rafine şekerinde dediğim gibi ürünlerde sağladığı bazı avantajlar var. Bunları göz ardı etmek mümkün değil ama stevia'yı yok saymak da mümkün değil. Yani stevia'yı geleceğimizde tarım desenimizde bir yere muhakkak koyacağız. Ama dikkatli ve gerektiği kadar koymak gerek diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. E-posta adresinizi paylaşabilir misiniz diye katılımcılarımız rica ettiler aynı şekilde. Ben yine chat üzerinden paylaşım olaraktan yazabilirim. Çok sevinirim. Tamam. Ben yavaş yavaş testimize geçelim isterim hocam. Eğer sizin için de uygunsa hemen testimizi yansımıza verelim. Toplamda 5 sorudan oluşan, çok da zor olmayan sorularımız var. Bu sefer biraz daha farklı bir test olmuş olacak. Çoktan seçmeli yerine doğru yanlış cevaplarıyla sadece yapacağız. Evet. Bu zaman diliminde mümkün olduğu kadar bizler de konsantrasyon açısından sizlere yardımcı olmak mahiyetinde sessiz kalacağız. Bittikten sonrasında da testimizin sonuçlarını sizlerle beraber tekrardan birlikte değerlendirmiş olacağız. Ben testimizi grupta başlatıyorum. Bir sıkıntı olmadan. Evet. Yine YouTube üzerinden ben sanırım paylaşmamışım. Onu da paylaşalım. Bu şekilde de katılımcılarımız erişimde kolaylık sağlamış olacağız. Şöyle yapalım. Şu anda chat bölümünde sizler de erişebilirsiniz. Ve biz de hemen yansıtalım. Şu an geliyor sanırım. Tüm katılımcılarımıza başarılar diliyoruz.
Evet, testimizin sonuna geldik. Gülden birincimiz oldu. 5 soru 38 saniyede cevaplamışlar Gülden Hanımlar. İkincimiz Necdet Parlak. 5 soru 1 dakika 4 saniye. Üçüncümüz Mümtaz Serkan Özkaya. 5 soru 1 dakika 15 saniye. Ve dördüncümüz Seher Beşdemir. 5 soru 2 dakika 21 saniye. Uğur Arslan Bey de beşincimiz olmuşlar. 4 soru 44 saniye. Tüm katılımcılarımızı tebrik ediyoruz. Ve ben hemen sorularımızı hızlıca tekrardan kontrol etmek adına geri dönüş yapacağım. Evet, birinci sorumuza başlayalım. Stevia üretiminde gübreleme kesinlikle önerilmemektedir diye söylemiştik. Doğru mudur, yanlış mıdır diye sorduk ve yanlış cevabımız %82 oranıyla doğru bilindi. İkinci sorumuz ana vatanı Güney Amerika olan Stevia Rebaudiana. Ben okuyamıyorum galiba hocam. Rebaudiana Bertoni. Stevia şekerotu bal otu bitkisi 1887 yılında Güney Amerikalı doğa bilimci Antonio Bertoni tarafından keşfedilmiştir diye söylemiştik. Ve bu cevabımız da doğru olacaktı. %100 oranıyla hiç es almadan doğru bilindi. Üçüncü sorumuz. Stevia bitkisi soğuğa toleranslı bir bitki olduğu için ülkemizde iç kesimlerde de üretilebilmektedir. Bu sorumuzun da cevabı yanlış olacaktı. %25'lik bir doğru işaretleme olmuş. %75 oranıyla da yanlış cevabımız doğru bilinmiş. Dördüncü sorumuz, tropikal iklim bitkisi olan Stevia ülkemizde deniz seviyesinden 2000 metre rakıma kadar yetiştirilebilir. Bu sorumuzun da doğru yanıtı yanlış olacaktı. %53, yarı yarıya neredeyse biraz farklı olmuş. Tabii ağırlık bizim doğru cevabımız yanlış olarak ben geçmiş. Ve beşinci soru, son soru. Avrupa kalite standartlarına göre toplam steviol glikozitlerin miktarı bitkide en az %15 olmalıdırdı. Bu sorumuz da doğru olaraktan işaretlendi ve %76 oranıyla doğru bilinmiş oldu. Tüm katılımcılarımızı tebrik ediyoruz. Sonuçlar güzel. Doğru yanlış daha güzel ilerliyor. Ben de bunu fark etmiş oldum. Evet, tüm tekrardan katılımcılarımızı tebrik ederiz. Hocam eklemek istediğiniz bir şey var mıdır sorularla ilgili? Ben çok teşekkür ediyorum. Sorularla ilgili yani steviyi yükseklerde yetiştirmeyelim demek istiyorum tüm katılımcılarla. Dediğim gibi Ege, Akdeniz ve Gap bölgesi özellikle tercih edilmeli. Bitkinin kendi ortamında yüksekte yaşayabiliyor olması bizim burada yaşayabileceği anlamına gelmiyor maalesef. Dediğim gibi tropikal iklimin bitkisi olduğunu unutmamamız gerekiyor. Özellikle iyi ve kaliteli bir ürün almak istiyorsak. Onun dışında sanırım daha çok onunla ilgili hatalar olmuş, yetiştiriciliği ile ilgili. Evet. Yani o iklimsel şeylerle dolayı. Gerçi tabii ki insanlar deniyorlar, onu engelleyemiyoruz maalesef ama gerçekten sonuçları kötü oluyor. O yüzden ben bütün katılımcılara öncelikle çok teşekkür ediyorum ilgilerinden dolayı. Dereceye girenleri ayrıca Tamam. kutluyorum. Ve umarım eğer istiyorlarsa başarılı bir şekilde yetiştirirler. Umarım eğitimimiz faydalı olmuştur. Kesinlikle oldu hocam. Çok Mailimi güzel geçti. siz zaten sanırım paylaştınız. Ben şimdi size WhatsApp üzerinden de yazı yazmıştım hocam. Ben de onu tekrardan hatırlatmış olayım. Tamam. Tamam. Yani her zaman bana ulaşabilirler. Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Aksu kampüsündeyim. Her zaman yardımcı olmak isterim. Yeni başlayacak olanlara ya da devam etmekte olanlara karşılaştıkları sorunlar olabilir. Bu bağlamda hepinize çok teşekkür ediyorum. Hem katılımcılara hem de sizlere çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir programdı gerçekten. Tebrik ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz. Fatih Kaptan Beyler sanırım teknik bir sıkıntı yaşamışlar. YouTube chat üzerinden cevap anahtarlarını vermişler ama Telegram'da kendilerine belirttiği gibi ben isimlerini göremedim. Sanırım kodlama ile ilgili bir sıkıntı yaşamış olabilirler kendileri. Telegram'ı yüklemedikten sonrasında zaten maalesef teste katılım sağlanamıyor. Şu anki vermiş olduğunuz cevaplar neticesinde siz de birincimizsiniz. Tekrardan biz de sizi tebrik ederiz. E-mail adresinde ben şimdi hocamızdan hemen alıp sizlere aktarmış olacağım. WhatsApp üzerinden tekrar belirtelim. Ben bugün için tekrardan hocamıza çok teşekkür ediyorum ve sözü yavaşça Samir arkadaşımıza devretmek istiyorum. Bize kendini tanıtabilir misin öncelikle Samir? Samir'e Teşekkür seslenelim. ederim Çağlacığım. Herkese merhabalar. Ben Samira Abbasova. Azerbaycan'dan katılıyorum. Ziraat Yüksek Mühendisiyim. Bugünkü ders için hocama çok teşekkür ediyorum. Quiz'e ben de katıldım. Dokuzuncu oldum.
İzninizle ben haftalık akışı sizlere paylaşmak istiyorum. Tabii ki, estağfurullah. Evet, 5 Temmuz bugün akşam tam zamanı Temmuz ayının en lezzetli balıkları konusu saat 17.00'da hem YouTube hem de Facebook üzerinden yayınlanacak. 6 Temmuz uzmanlarla baş başa 50. program Ekinezya yetiştiriciliği konusu saat 12.30'da YouTube üzerinden canlı yayınlanacak. Köy kahvesi Yörük çadırı konusu saat 14.00'da hem YouTube hem de Facebook üzerinden yayınlanacak. 7 Temmuz uzmanlarla baş başa 51. program defne yetiştiriciliği konusu saat 12.30'da YouTube üzerinden yayınlanacak. Profesöründen öğrenelim 13. değerlendirme sınavı saat 20.30'da hem WhatsApp hem Telegram üzerinden duyurusu yapılacak. 8 Temmuz Perşembe günü uzmanlarla baş başa 52. program karanfil yetiştiriciliği konusu saat 12.30'da YouTube üzerinden yayınlanacak. Nasıl başardılar yankısı? Dondurma konusu saat 14.00'da hem YouTube hem de Facebook üzerinden yayınlanacak. 9 Temmuz Cuma günü uzmanlarla baş başa 53. program mürver yetiştirileceği konusuyla hafta içi programlarımız hep 12.30'da ama Cuma günü saat 2'de YouTube üzerinden canlı yayınlanacak. Profesörümden öğrenelim 14. program değerlendirme sınavı saat 20.30'da hem Telegram hem de WhatsApp üzerinden duyurusu yapılacak. Cumartesi 10 Temmuz Bir Kadın Bin Tohum programı Tavşan Yüreği Zeytini konusu saat 12.00'da YouTube üzerinden yayınlanacak. Profesöründen öğrenelim 15. program Denizin Meyveleri Çift Kabuklular Midye ve İstiridye Üretimi konusu saat 21.00'da hem YouTube hem de Facebook üzerinden yayınlanacak. 11 Temmuz Pazar günü eğlenerek öğrenelim nar yetiştiriciliği duyurusu Telegram üzerinden saat 20.00'da yapılacak. Profesöründen öğrenelim denizin meyveleri, çift kabuklular, kum midyesi ve inci üretimi konusu saat 21.00'da hem YouTube hem de Facebook üzerinden yayınlanacak. Mantar evi konusu Bir Kadın Bin Tohum Melis Kayhan'ın sunumuyla YouTube kanalımız Antalya Tarım Online YouTube kanalımıza yüklenmiştir. İzleyebilirsiniz. Ve Bitki Doktorları programımız başlıyor 14 Temmuz. Viral, bakteriyel, fungal hastalıklar, nematodlar, zararlılar ve yabancı otlar konuları ele alınacak. Türkiye saatiyle saat 10.00'da dersimiz başlayacaktır. Eğitimlerimizden haberdar olmak için Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın. YouTube'dan izliyorsanız beğen tuşuna basmayı, abone olmayı da unutmayın diyorum. Tekrardan Ahu'cuma çok teşekkür ediyorum bu güzel bilgilerden dolayı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz Samira, sana her şey için çok teşekkür ederiz. Ben hemen katılımcılarımızdan Mümtaz Serkan Üskay Beyler de teşekkürlerini ilettiler. Yayın ve cevaplar için çok teşekkürler yazdılar. Seher Beşdemir Hanımlar da çok teşekkürler hocamıza ve ekibe yazdılar. Tekrardan çok teşekkür ediyoruz ve aynı şekilde hocamıza sonsuz teşekkürlerimizi, şükranlarımızı da bir kez daha buradan iletiyoruz. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Hocam sizler neler söylemek istersiniz? Kapanışa doğru şimdi yavaş yavaş ilerliyoruz. Son sözlerimizi sizlerden de alalım. Tekrardan. Yani ne söyleyeyim? Tıbbi ve aromatik bitkiler genelinde şu anda böyle bir popülerlik söz konusu ama ben şunu söylemek istiyorum. Yetiştiricilik yapmak isteyenlere tıbbi aromatik bitkilerle ilgili genel olarak yani her bitki her yerde yetişmiyor. Her bitki her yerde yetişmiyor derken, yani bitkinin orada hayatını sürdürebiliyor olması sizin onu yetiştirdiğiniz anlamına gelmiyor. Özellikle tıbbi ve aromatik bitkilerde bitkinin yeşil aksamıyla beraber içeriği de önem taşımakta. Bu nedenle önemli olan şey üreteceğiniz bitkinin sizin onu üreteceğiniz koşullarda yüksek kalitede yetiştirilebiliyor olması. O yüzden bunu seçerken mutlaka uzmanlarla görüşmeleri gerektiğini düşünüyorum ben. Bu konu bu şekilde hem daha etkin bir üretim yapılacak, hem üreticiler adına hem sanayi adına
yeterli ve kaliteli ürün elde edilecek. Çünkü bizim elde ettiğimiz ürün kaliteli olmadığı noktada bu tamamen aslında böyle bir zarara dönüşüyor. Ne sanayi istediği ürünü elde edebiliyor, ne siz ürününüzü istediğiniz fiyattan satıp kar edebiliyorsunuz ya da zararınızı karşılayabiliyorsunuz. O yüzden de uzmanlara danışarak yetiştiricilik yaparken karar vermelerini tavsiye ediyorum ben katılımcılara. Çok teşekkür ediyorum herkese ayrıca. Ben teşekkür ediyorum asıl onlardan ziyade katıldıkları ve ilgilendikleri için. Dediğim gibi yardım edebileceğim bir şey olursa da her zaman bana ulaşabilirler kurum üzerinden, mail üzerinden. Mail adresinizi ben biraz önce YouTube chat üzerinden paylaştım. Katılımcılarımız da oradan yine ulaşabilecekler. Bunun dışında da yine bizlere eğer tekrardan yazı olaraktan paylaşırlarsa WhatsApp'tan, Telegram'dan ya da ararlarsa bu konuyla ilgili elimizden geldiği kadar bizler de yardımcı olmaya çalışacağız. Tekrardan sonsuz teşekkürler. Bugün gerçekten çok verimli geçti hocam. Yani emeklerinize sağlık tekrardan. Ben teşekkür ederim. Tüm katılımcılarımıza da tekrardan çok teşekkür ediyoruz katılımları için, katkıları için. Yarınki programımızın hemen bilgisini sizlere geçelim. Yarın saat 12.30'da ekinezya yetiştiriciliğini konuşacağız. Doçent Doktor Ünal Karık hocamız bizlerle beraber olacak. Saatimiz 12.30, tekrardan belirtmiş olalım. Tüm katılımcılarımızı yarınki programımıza da bekliyor olacağız. Tekrardan hocam çok sağ olun her şey için. Samira, sana da çok teşekkürler. Görünen görünmeyen tüm ekip arkadaşlarımıza tekrardan çok teşekkürler. Tabii ki teşekkürleri en başta Antalya Tarım ve Orman Müdürümüz, değerli Gürkan Karaca Müdürümüze çok teşekkür ediyoruz. Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürümüz İbrahim Irmak ve aynı şekilde BATEM'deki tüm yetkililerimize tekrardan bir kez daha çok teşekkür ederiz. Diğer dersinizde de görüşmek üzere. Güzel bir hafta diliyoruz. Sağ olun.